Merhaba arkadaşlar. Yıldız Teknik Üniversitesi 2015 soru ile devam ediyoruz. Birinci videomuzda matematik çözmüştük. Şimdi ise geometri ve IQ ile devam edelim. Video başlamadan önce arkadaşlar, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi biz başlayalım. Ne diyor burada? ABC'de bir yamuktur. A, B, C, D. Tamam. Ee, AB eşittir 5. Zaten yazmış kendisi. CD eşittir 8 yazmış. E, ee, alan ABCD eşittir 39 virgül bölü 2 çarpı köküç. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Biz e, yamukun alanı bulmamız için bize bir yükseklik lazım değil mi? Yukarıdan aşağı ben bir tane çiz çizersem, dik indirirsem aşağı doğru. Bunu indirdikten sonra. Şimdi burası 5 ise komple AB eşittir buradan. Burada kendimize bir tane H diyelim. CH uzunluğuna eşitse burası 5 ise o zaman burası 5 olur. Komple 8 ise Burası da 3 olmuş olur. Tamam. Bunu yazdıktan sonra şimdi ben bu indirdiğim yüksekliğe h diyeyim. Küçük h diyeyim. ifade edeyim. Şimdi arkadaşlar biz bunun alanını bulmamız için ne yapıyorduk? yapıyorduk? Yani bunun alanını bulmamız için oturduğu tarafların toplamı yani 5 ile 8'in toplamı olacak 13 çarpı yükseklik kat h bölü diyorum 2 tamam bu bize alanı verecektir. Alan zaten ne? 39 Tam yüzde 39 kök bölü burası 2 olacak. Şimdi 2'ler sadeleşecek. 13 ile de 39 sadeleşecek. Burası olacak h. h da eşittir neye? 3 kök Şimdi arkadaşlar demek ki burası 3 kök yapar. Şimdi ben düşünüyorum ki burada öyle bir üçgen var ki bizden x açısını soruyor değil mi? x derece kaçtır? Öyle bir üçgen var ki bunun karşısı 3, bunun karşısı 3 kök Bu bana hemen hatırlatıyor. 90, 30, 60 üçgenli. Şimdi burası 60 bak 30'un önü 3 ise 60'ın önü bunun 3, 3 katı değil miydi? O zaman burası 60 olacak. Tamam burası 60 ise komple o zaman x de ne olmuş olur? 120 derece olmuş diyoruz ve a şıkkı oluyor bir de. Devam edelim el için sorumuza. El için sorumuza ne diyor? O çemberin merkezidir. Güzel. O zaman AC'de bir çaptır. ADB 70 derece. Bakalım A, D ve B 70. Burası 70 derece diye bize söylenmiş. Şimdi başka ne bilgi verilmiş? CEB C, E, B. Yani buraya bir kendimine bir tane X dersem, X artı diyelim. C, A, B. C, A, B. Bu uzunlukta Y diyelim. Tamam. Şimdi bize X artı Y'ni soruyor. X artı Y eşittir soru. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? AC bir çap olduğu için, bakın AC bir çaptır. E, A, D, C bu çapı gördüğü için demek ki burası komple 90 derece olması lazım. 90 derece ise burası o zaman 20 oluyor. Şimdi burası 20 ise CB uzunluk olarak ne kaç derece olmuş olur CB? Burası diyorsunuz ki 40 derece olmuş olur değil mi? Bunu 2 katı. Tamam arkadaşlar. Peki burası 40 derece ise ZB'ni gören açı aynı zamanda X değil mi? Evet hocam. X o zaman kaç olmuş olur? Diyorsunuz ki o zaman X 20 derece olmuş oluyor. çünkü bu 40 olduğu için. Bakıyoruz 40'ı aynı zamanda Y görüyor mu? Evet görüyor. O zaman Y'de nedir? Y, y de eşittir 20 derece olmuş oluyor. Şimdi bizden X artı Y'ni sormuyor mu? Evet. X artı Y'de neye eşittir? 40'a. Demek ki cevabımız burada olacak. 52'de B şıkkı. 53'ten devam edelim. 53'ün sorumuzda ABC bir üçgen. Tamam. ABC bir üçgen. E, D, DB 4'tür. DB burası 4 yazıyorum. AB 6'dır. Bu kısmı da 6. Sonra diyor bize ABC üçgenin alanını bul. Tamam ABC üçgenin alanını bulalım. Öncelikle ben diyorum ki bir Pisagor uygularsak buraya. Burası 6, burası 4. Buraya x dersem burası ne olacak arkadaşlar? 36 yani 6'nın karesi. Eksi 16 eşittir. 20 vermeyecek mi? Demek ki burasında kök de 20. Kök içinde 20 olması lazım. Çünkü Pisagor uygularsak bunun karesi artı bunun karesi eşittir 6'nın karesine. Tamam çeşirimi buldum. Şimdi biz bunu bulduktan sonra ne yapacağız biz? Bize ne lazım? Alan lazım. Şimdi ben diyorum ki ben bunun alanını bulmam için iki yöntemle yapabilirim. Ya A, çarparım 6'ya bölürüm 2'ye e, A, ya da ki bu, bu yüksekliktir. Çünkü 20'ni çarparım. Buraya kendimden bir tane X dersem e, bunlara ve 2'ye böldüğüm zaman alanı bana verir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu X'in ne olduğunu biz bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir öklit var. Öklit neydi? Dikten dik inerse. Şimdi Geliyorum buraya. Öklid'in kuralı neydi? Kök altı 20'nin karesi. Yazıyorum hemen. Kök 20'nin karesi eşittir burası ne olacak? x çarpı 4. Buradan da 20 eşittir 4 çarpı x'a. x'i de biz buradan 5 olarak buluruz. Demek ki x dediğimiz ifade 5'miş. Tamam. Artık bunun alanını ben bulabilirim. Neydi? Oturduğu kısım 5 ile 4'ün toplamı 9 çarpı yükseklik kök altında 20. Kök altında de biz 2 kök 5 yazıp bölü 2 diyoruz. 2'ler sadeleşti mi? Geriye buradan 9 kökte 5 kalır. Demek ki cevap şıkkımız bizim. Burada oldu C. 53. sorumuzun cevabı oldu C. Devam ediyoruz 54. sorumuzdan. 54 nerede? Şimdi arkadaşlar bu şekilde ben e, sorulara devam ederken e, bazı geçen 2016 sorusunu çözerken bir soruyu atlamışım. E, matematikte 41. soru. Haberim yok bile. Çünkü sayfaya geçerken arada kaynamış o. E, ben onu sonradan videosunu çekip ekleyeceğim. Videomuzun diğer videomuza devam edeceğim bu şekilde. Evet. 54. soruya bakalım. 54. soruda bize ne soruyor? E, tanjant A kaçtır? Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz biz? Tanjant A'nı bulmamız için. Bakın. A'dan yukarıdan aşağı doğru getiriyorum buraya doğru bir dik üçgen oluşturuyorum buradan. Dik üçgen oluşturduğum zaman burası 90. Şimdi bu eksi 3 değil mi? Burası eksi 3'tür. Yükseklik de bunun 10'du. Alt kısımda ise eksi 4'tür. Şimdi size bir soru. Peki bizim bu uzunluğumuz ne kadar oluyor? Diyorsunuz ki hocam 4 ile eksi 3 arasında şimdi burası eksi 4'tür. Eksi 4 dediğim yer burasıdır. Tamam mı? Bu mesafe olarak buranı biz kaç bulabiliriz? 4 artı 3'ten bu kısmı olacak 7. Peki yükseklik ne kadar? Burası 10. Burası eksi 4. Mesafe 14 oldu mu? Oldu. Şimdi bunu yazdıktan sonra bakın. Burada bir tane z kuralı var. Görüyor musunuz? Bakın. Z kuralı. Bu z kuralına göre. Burası a'sa aynı zamanda burada a olmuyor mu? Oluyorsa o zaman ortaya böyle bir şey çıkar. Dik üçgeni alıyorum buradan. Oturdu kısım 4, 7, yükseklik 14, burası da A oluyor. bana ne diyor? Tanjant alfa kaçtır? Tamam, güzel. Bulayım. Bundan sonrası çok kolay. Tanjant alfa da eşittir. Karşı bölü komşu. Yani 7 bölü 14. Sonuç olacak arkadaşlar. 1 bölü 2. Bu kadar. Cevap C diyorum. Kaçın sorumuz bu bizim? 54'ün sorumuz C olup geçiyoruz 55'in soruya. Bakalım 55 nerede? Buradan mı? Sağ taraftan. Sağ tarafta. Evet 55'in soruya bakalım. O çemberin merkezi vermiş. Tamam. AB eşittir BC'ye. Tamam. AB eşittir BC'ye. O da eşittir CD'ye. O da eşittir AD'ye. Tamam. Desene ya bu bir karedir. Tamam. Her tarafı birbirine eşitse bu bir karedir. Tamam. Onu anladık. E, uzunlukta uzunluk da 12, 13 bu şekilde. BE eşittir AC'ye. Bana diyor ki burası buraya eşittir. Tamam. Bura 12 ise o zaman burası 6 olacak. Burası da 6 olacak. Sonra diyor ki AG eşittir GB'ye. Yani burası uxə bu buraya eşittir. Bu da 12 isə yenə də bu da 6-dır, burası 6-dır. Tamam, o zaman hepsi 6-dır bunlar, deyilmi? Ordan yola çıxaraq da. Zaten bu da O çəmbərin mərkəzidir, burdan da görə bilərik zaten. Bir də FE-ni 2 vermiş bizə. Tamam, FE 2-dir. İcin arkadaşlar, burası 6 isə, bu FE 2 isə, burası 4 olmayacaq, olacaq. 4 nədir? Çəmbərin yarıçapı. Çemberin yarı çapı 4'tür. Bunu bildim. Şimdi bana diyor ki taral alan kaçtır? Bizden istediği kısım bak bu taralanmış bölgeni soruyor. O zaman ben diyorum ki öncelikle bunun komple alanını bulayım. Karenin alanı. 6 6 nedir? Alan 36'dır. 36'dan çıkarmamız lazım bizim. Ne? Şimdi gördüğünüz bu. Kısım var ya, bak buranı benim çıkarmam lazım. Çünkü bu yoktu. Ben onu ekleyip kare haline getirdim. Sonra onu çıkarmam lazım. Onu çıkarmak için ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki, alanın dörtte birlik kısmı, çemberin dörtte birlik kısmını çıkarmamız lazım. Dörtte birlik kısmı da zaten nedir? 90 bölü 360 ya da 1 bölü 4 de diyebiliriz. Çarpı e, pi er kare. R er kaçtır? 4'tür. Yani 16 pi. O da eşittir diyorum. 36 eksi 90 da 360 sadeleşir. 4 kalır. 4 de 16 pi gider. 4 pi kalır. Yani cevap 16 4 pi. 36 eksi 4 pi. Bakalım cevap şıklarında 36 eksi 4 pi nerede var? 36 eksi 4 pi. Evet B şıkkı. Ne yapmış burada arkadaşlar? 4'ü parantez dışına çıkarmış. Olmuş 9 eksik 55 de bu şekilde B diyoruz ve devam ediyoruz 56. sorumuzda. Evet aşağıdaki şekillerden hangisi belirgin bir özelliği ile diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar A şıkkında çizgiye bakın. Sizce Çizgi ne yapmış? Bu şekilde devam etmiş. Bu ne olmuş? Bu da bu şekilde. Peki burada bu da bu şekilde. Bu nasıl? Bu şekilde gitmiş değil mi? Buna para. Ama bu ise yön değişmiş. Böyle diyelim arkadaşlar. Kuzey bahtı değil de ee, bu kuzey doğuya doğru gitmiş değil mi? Sağa doğru gitmiş. Tam tersine gitmiş. Bu şekilde hareket etmiş. O zaman farklı olan C. Tamam mı? Ya da böyle yapabilirsiniz. Bakın bu açı nedir? 90'dan büyük. Buradan x ile oluşturduğu açı 90'dan büyük. x oluşturduğu açı 90'dan büyük. Burada x oluşturduğu açı 90'dan küçük. Burada ise yine 90'dan büyük. Böyle diyebiliriz. Veya diyebiliriz ki bunların eğimleri hepsi e, eksidir. Bir tek bunun e eğimi pozitiftir. Yani 3 tane farklı o da zaten doğrunun e, yönünden asıl olarak değişiyor. Demek ki cevap şıkkımız C diyoruz ve devam ediyoruz. 57. soru. Aşağıdaki şekillerden hangisi belirgin bir özelliği diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar 2 tane çember var. Tamam. Bir tane de doğru var. Dikkat edin. Bu doğru büyük çemberi kesiyor iki noktada. Ama küçük çembere ise bir noktada dokunuyor. Bakalım diğerlerinde aynı şey var mı? Bu e, doğru. Büyük çember iki noktada kesiyor, küçük çembere bir noktada dokunuyor. Yine aynı şekilde büyük çember iki noktada kesiyor, bir noktada dokunuyor. E şıkkında da yine aynı şekilde iki farklı noktada kesiyor, bir noktada dokunuyor. Ama burada ise hem büyük çemberi hem de küçük çemberi ise iki farklı noktada kesiyor. O zaman bu farklıdır diğerlerinden. Evet cevap 57'de A dedik. Devam edelim 58. sorumuza bakalım. 58 soru. soru. Aşağıdaki şekillerden hangisi belirgin bir özelliği ile diğerlerinden farklıdır? Bu bir, e, nedir arkadaşlar? Bir dörtgen diyelim. İçinden de bir dörtgen bunu ayırmış. E, burada bir daire var, çember var. İçinde de küçük bir çember var. Bak çember, büyük çember, küçük çember. Büyük, e, böyle diyelim dörtgen, küçük dörtgen. Peki bu ne? Büyük çember, küçük üçgen. Farklıdır bu. Diğerlerinden farklıdır bu. Üçgen, küçük üçgen. Bu büyük çember, e, küçük çember. O zaman C şıkkı farklıdır. Ne olması lazım? Ya ikisi üçgen olması lazım ya da ikisinin de çember olması lazımdır. Devam ediyoruz 59' sorumuza. Belirlenen ilişkiye göre, göre soru işareti yerine hangi şeklin geleceğini buluruz? Arkadaşlar bu bir yansımadır. Fotoğrafın sol tarafı, sağ tarafı birbirinin yansımasıdır. Aynada baktığımız zaman sol taraf sağ yansımış. Bu bir ayna rolünü oynayacak. Şimdi buradan yola çıkarak ben o mantıkla bakıp doğru cevabı bulmam lazım. O zaman doğru cevabı bulursam, şimdi bu bizim gördüğümüz, mesela üçgenin, siyah üçgenin buraya kadar mesafesi neyse, burada da siyah üçgenin mesafesi olması lazım. Mesela burada dairenin buraya kadar olan mesafesi neyse, bu dairenin de buraya kadar olan mesafesi aynı olması lazım. Mesela bu üçgen bu şekilde bakıyorsa, buradaki de yukarı doğru bakması lazım. Şimdi oradan yola çıkaraktan biz soruyu, soruyu belirleyelim. Şimdi bu üçgen mesafesi bu şekildeyse o zaman bunun ön taraf, tarafı bakın bu şekilde olması lazım. O zaman burada olması lazım değil mi daire? Bunu devam edersek buradan bir üçgen oluşur. Bu şekilde yaparsak eğer biz bunu alt kısmında böyle devam edip üstten de bu şekilde gider. Peki e, bakalım böyle olmayanları silelim. Hemen B gider, D gider, E'ye bakalım. E'yi silirsek güzel olur ya. Evet E'yi de sildik E gitti. A ile C arasında kaldı. Güzel arkadaşlar. A ile C arasında kaldıktan sonra bakıyorum üst kısımda üçgenler hep aynı. A'nın C'de aynı. Çünkü gerçekten de öyle, bu şekilde olması lazım. Önemli olan budur. Bakın, bunun farklı olması. Şimdi arkadaşlar, bu eğer içeri doğru, buraya doğru bakıyorsa, buradan da bu üçgen aynı şekilde, bakın, buraya doğru bakması lazım. İçeri doğru bakması lazım. Çünkü yön buraya doğru giderse, bunun yansıması da bu olacak. O zaman hangisi cevaplardan oluyor? Bakıyorum, C şıkkı. Değil mi? E, 59'da C diyoruz ve devam ediyoruz 60. soruya. Belirlenen ilişkiye göre, soru işareti yerine, Hangi şeklin geleceğini bulmuş. Tamam bulalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce bu şekilde bakalım. Buradan bir e, yolunu bulalım. Devam edelim. Bakın ne yapmış burada? Griye boyamış. Burada ise beyazdır. Burası gri, burası beyaz. Burası beyaz, burası gri. Tamamen zıt. İki tane renk kullanmış. Yani böyle diyeyim. Griyken beyaz olmuş, beyazken gri olmuş. Bakın burası gri gri diyelim. E, burası o zaman beyaz beyaz. Farklı rengi O zaman cevap şıklarına bakarsak eğer. Hangisi diyebiliriz? E'ye bakalım. Bir tane farklı bulsak E'den eleyelim gitsin. Evet. Bakın gördünüz mü? Burası gri ya da siyah diyelim. Bak bu kısmı. Alt kısmında da burasının beyaz olması lazım değil mi? E'ni silelim komple. Çünkü E ile göremiyoruz diye A, B, C, D arasındaki farkı bulalım. Farkı bulalım. Burası beyazsa dikkat edin. Burası gri olması lazım. Doğru. Burası gri. Burası gri. Burası ise beyazdır. Bu gider. Gitti bu. Yanlış. Şimdi burası gri ise o zaman burasının beyaz. Burası da beyaz olması lazımdır. A şıkkı da gider. İkisinin arasında kaldı. Peki ikisinin farkı ne? En azından bak buraya dikkat edin arkadaşlar. Burası beyaz. Burası gri. Şimdi bakıyorum ki burası gri. Burası gri ise, o zaman burasının beyaz olması lazım. Demek ki doğru cevabımız 60'da B'dir. Devam ediyoruz 61. sorumuza. Şekilde kaç üçgen vardır? Bakın arkadaşlar bir üçgenin tepe noktasını buradan alırsak bu tepe noktasına kaçan üç, kaç tane, çıkan kaç tane üçgen var? öyle düşünelim. Bakın, bir çizgi bu, ikinci çizgi bu, üçüncü çizgi bu. Peki buradan çıkan kaç tane? Şimdi buradan çıkan bunu saydım zaten. O zaman 4 diyorum, 5 diyorum. Ben diyorum ki komple 5 tane çizgi var. Ben bu 5 tane çizgiden herhangi üçünü seçerek üçgenler oluşturabilirim. Tamam. Ama siz diyorsunuz ki hocam, tamam 5 tane çizgiden üçgen oluşturabilirsin ama sen aynı bir tepeden çıkan 3 tane çizgiden üçgen oluşturamayız ki. O zaman diyorum ki tamam doğru söylüyorsun sen. Üç tane bir noktadan üç tane çıkan çizgiden üçgen oluşturamam ben diyorum. Tamam. Sonra diyorsun ki hocam buradan da aynı şey söz konusu. Çünkü buradan çıkan üç tane çizgiden de üçgen oluşturamayız. O zaman diyorum ki tamam bu üç tane noktada bir noktadan çıkan üç tane çizgiden doğrudan da başka üçgen oluşturamam. Bu şekilde diyorum. 5'in üçlüsü ne yapar arkadaşlar? 5'in üçlüsü 10 yapar. Değil mi? Kombinasyonu biliyorsunuz zaten. Eksi. 3'ün üçlüsü nedir? 1. Eksi. 3'ün üçlüsü nedir? 1. Eşittir neye? 8'e. Demek ki cevap ne? 8. Hocam nasıl yaptınız? Ben bunu anlamadım. Arkadaş, anlamadıysanız e, kanalda bununla ilgili olarak videolar olacak. E, ben bunu 2020 senesinde çekiyorum bu sene. Şu anda 3 Temmuz. Ama e, ee, şu, bu kadar yüklemedim daha ama planında var kombinasyon kaç tane üçgen vardır tipli sorularla ilgili güzel bir video hazırlayacağım onu izleyebilirsiniz kanalı bir önce araştırın hangi sene izleyeceksiniz Bu bilmiyorum ama e, muhtemelen ben bunu yüklemiş olacağım siz bunu izlerken oradan bakıp bununla ilgili genel bir şekilde detaylı bilgi alabilirsiniz 62. soruya bakalım bize diyor ki bu şekilde x2 iken y3 ve z7'dir. Bu şekilde bilgiler verilmiş. Şimdi bana diyor ki x birken y artı z kaçtır? Şimdi y artı z'i soruyorsa ben o zaman komple bunların y artı z'in 10 olduğunu, burada ise 30 olduğunu, burada ise eksi kaç arkadaşlar? 5 olduğundan yola çıkaraktan bir ilişki kurayım. Mesela x2 iken bunların toplamı 10 olmuş. Ne yapmış arkadaşlar? Ya 8 eklenmiş ya 5'e çarpmış. Şimdi 6 iken 30 olmuş. Aa, demek ki 5'e çarpmış. X'i 5'e çarptığı zaman bunların toplamını veriyor bana. O zaman X'i 5'e çarptığım zaman bunların toplamını veriyor. O zaman diyorum ki X'i 5'e çarptığım zaman bunların toplamını veriyor. 1 çarpı 5'ten 5. Demek ki bunların 62. sorumun cevabı olacak. D şıkkı. Geçiyoruz 63. sorumuza. 63. Bu soruda ne yapacağız? Bakın arkadaşlar. Burada diyoruz ki 9 9-3 9 eksi 3 ne yapar? 6. Bak sağdan sola çıkarıyorum. Burada ise 2 artı 4. Ne yapar? 6. 6 ile 6'nın toplamı 12. Geliyorum buraya. 7 eksi 2. 7'den 2 çıkarıyorum. Kaç yapar? 5. 3 artı 6 kaç yapar? 9. 9 ile 5'in toplamı 14. Geliyorum buraya. Bakın. 6 eksi 8. 8 eksi 6 değil ha. İkinciden birincini çıkarıyoruz. 6 eksi 8 kaçtır? Eksi 2. Peki 2 artı 7 kaçtır? 9. 9 ile eksi 2'nin toplamı 7. Geliyorum buraya. 7 eksi 5 kaç yapar? 2. 3 artı 9 ne yapar? 12. 12 ile 2'nin toplamı 14. Demek ki soru işaretinin yerine gelecek 14. Evet. Devam edelim 64. sorumuzla. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir sayı dizileri var. Ee, hangi sayın geleceğini soruyor. Genellikle öğrenciler işte bu şekilde çözerek gidiyor. Bazıları ikişer ikişer gidiyor. Tamam hepsini denediniz. O zaman bunu bu şekilde denemeye çalışın arkadaşlar dörder dörderle birinciden dördüncüye arada iki tane boşluk bıraktım. Buradan da buraya geliyorum. Buradan da buraya geliyorum. Şimdi eksi 2 2 olmuş. Ne yapmış? 4 eklemiş. 2 kaç olması lazım? O zaman 4 eklersek buranın 6 olması lazım. 6 ile 10 olmuş. Ne yapmış? 4 eklemiş. Tamam. Benim dediğim mantık doğru. O zaman cevap A. Şimdi devam edelim. Peki burada ne yapmış arkadaşlar? 3'ten 7'ye gitmiş. Ne yapmış? 4 eklemiş. 7'den 11'e gitmiş. Ne yapmış? 4 eklemiş. Ee, değil mi? Daha yok. Duruyorum ben burada. Şimdi diğerini ise diğer kaliteli gösterelim yazıyla. 3'ten bu kısma gelmiş. 7. 7'den buraya gelmiş. 11. Bu da zaten ne yapmış? 4, 4 eklemiş. Hep 4, 4 ekleyecek değil mi? Bu şekilde devam edecek. Demek ki cevabımız 64 A şıkkı. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar. Devam edelim. 65. soru. Evet. Yine aynı şekilde düşünürsek. Bakın 2'den 4'e, 4'ten 6'ya, 6'dan 8'e. Ne yapmış? Artı 2 demiş. Bu artı 2 demiş. Artı 2 demiş. Şimdi aynı şekilde 2'den sonra 7 gelir. 4'ten sonra 14. 7'den 14'e, 14'ten 21'e, 21'den de soru işaretinin yerine. Ne yapacağız? Artı 7, artı 7. Burası da artı 7. O zaman artı 7 ise bunun 28 olması lazım. Peki hocam bu neye şey yarar? 3, 6 olmuş, 6, 9 olmuş, 9, 13 olmuş. Bu da üçer üçer artmış. Demek ki doğru cevabımız 65'te B diyoruz ve devam ediyoruz 66. sorumuzdan. 66. soruda. Hocam yine mi 4, 4 gideceğiz? Arkadaşlar önce bir bir kontrol edelim. 18 olmuş, 2 olmuş, 8, 13 olmuş, artı 5 olmuş, 13, 2 olmuş, artı 10, 10 olmuş, 2 olmuş, artı kaç olacak? Diyorsunuz ki o zaman eksi 2 artı 5, eksi 2 artı 10 o zaman bu da eksi 2 artı ya bunun 2 katıdır ya da 5'er 5'er artmış. Önce 15'i deneyelim. 15 ise burası olacak 34. Sonra 34'ten 32 eksi 2 olmuş. 32'den 52 artı 20 olmuş. Ha, demek ki 5'er 5'er artmış. Bakın eksi 2 artı 5, eksi 2 artı 10, eksi 2 artı 15, eksi 2 artı 20. Demek ki cevabımız ne? 34 diyoruz. Geçiyoruz 67. sorumuza. Arkadaşlar 67. soruda ne yapacağız? Bakın 16, 3 ve 2'nin toplamı ne yapar? 19 artı 2'den 21. 21 bir de bunların toplamına 1 ekleyeceğiz. Olacak 22. 22'yi 2'ye böleceğiz. Buraya yazacağız. Sonra 5 artı 4. 9 artı 4'ten 13. 13'ün üzerine 1 geleceğiz. 14 böleceğiz. 2, 7. 1 artı 12. 13. 13 6, artı, 6. 19 artı 1'den 20. 22'ye böleceğiz. 10. Tamam bildik bunu biz buluruz hocam. 22 artı 3, 25 artı 2, 27. 27 artı 1, 28. 28 bölü 2, 14 diyoruz. Ve devam ediyoruz. Kaçın sorumuzu? 68 soruyor. Kalin dur. Bu şekilde ise bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu bulmadan önce önce kolay neyse bir bir bulalım. 3 dediğimiz şey burada ne? 3 burada 1, 2, 3, 4. yerde değil mi? 4. yerde 3. O zaman ee, buraya yazıyorum. 3 E ise o zaman buradaki 3'ün yerine ben burada E yazıyorum. Yazdım E. Şimdi arkadaşlar bak E, U hep aynı. K da hep aynı değil mi? Zaten E, U, K olacak buraya kadar çünkü E, U, K aynıdır. Bir zahmet çekip biz bulmayalım. Şimdi 4.den başlayalım. Dördüncü ne? 6. Bakalım 6 burada kaçıncı yerde? 3. yerde. Peki burada 3. yerde ne var? 3. E, yerde L var. O zaman E, U, K, L olacak burası. Sonra ne var burada? yine 6 var. 6 varsa yine L olacak. O zaman 2 tane L olması lazım. Bu gider, cevaplardan bu gider, bu da gider. Kaldırız bunlar arasından. Bakın sonra R gelecek. Çünkü ikisinde de zaten R var. R'ni yazdık mı? Yazdık. Şimdi R yazdık 1 2 3 4 5 6. O zaman 1 2 3 4 5 6'yı yazdıktan sonra şimdi 7. olarak 0'ı kontrol etmem lazım. 0 kaçıncı yerde burada? 1, 2, 3, 4, 5. yerde. Peki burada 1, 2, 3, 4, 5. harf ne? N. O zaman burası ne olacak? Ne olacaksa cevap şıklarına bakıyorum. Burada ne var? Burada D var. Bu da gider D'de. Doğru cevabımız A şık olur. 69. soru. 69. soru da ne yapmış? Şimdi arkadaşlar 69. soru da 5 ile 3'ün toplamı 8, 8 ile 17'nin toplamı 25, 3 ile 7'nin toplamı 10, 7 ile 13'ün toplamı 20 diyoruz. Cevap şıklarında C olarak işaretliyoruz ve devam ediyoruz. Kaçın soruya bakıyoruz? Evet, diğer tarafta baktığımız zaman olacak burası. Kaçın soru? 70. soru. 70. soru. Şimdi arkadaşlar, 1, 2 ve 3. Bunların toplamı ne yapar? Diyorsunuz ki 6 yapar. Bakın toplamı 6 ise... Aynı toplamı çarpacağız. Üstteki sayıya kaç yapacak? 18. 18 buraya yazacağız. Bunlar toplam 5 artı 3, 8. 8 artı 4, 12. O zaman 12 çarpı 4 diyeceğim. Üstteki sayı 48 olacak. Alt tarafta bunların toplamı ne yapacak? 6 artı 5, 11 artı 2, 13. 13 çarpı 2, 26. Topluyorum bunu. 1 artı 4, 5. 5 artı 7, 12. 12 çarpı 7 ne yapar? 84. Demek ki bu cevabımız 70'in sorunun cevabı olacak. 84. E şıkkı 70. Kaçıncı soru bu? Bakalım. 70'miş. 74 nereden çıktı ya? 70 E diyorum ve 71. soruya devam ediyorum. 71. soruyu bu şekilde bize vermiş. Buradan başlayalım. Diyor ki önce x üstü i, y üstü i yaz. Önce ben parantezin içini halletmem lazım. Diyorum ki v işlem u eşittir. O zaman v üstü i çarpı çünkü x yerine v var ya u üstü j. Tamam bunu yazdıktan sonra artık burası bitti. Ben bu sefer u işlem artık bunun yerine bunu yazıyorum. V, I, U, J. V, I, U, J. Eşittir. Ne yapmış burada? Diyor ki birincinin üzerine U, I yaz. Tamam yazdım. Sonra çarpı diyorum. İkinci kısımda komple bunu yazıyorum. V, I, U, J. Üzerinde J yaz bir tane de. Çünkü ikinci eleman olarak bunu götürmemiz lazım. Bunu da yazarsak bir U, I çarpı. V, I, J çarpı U, J çarpı J. U, J'nin karesi olmuş olur. Peki cevap şıklarına baktığımız zaman hangisi oluyor? U, İ, V, İ, J U, J'nin karesi değil mi? 71 bu şekilde değişik olmuş olduğunu görüyoruz. 72. soruya bakalım. Hızlı şekilde çözelim. 72. soruda 8 ile 6'nın toplamı ne yapar arkadaşlar? 14. Buraya yazıyor. 9 ile 5'in de çarpımı 45. 5 ile 3'ün toplamı 8. 3 ile 5'in çarpımı 15. Geliyorum. 9 ile 1'in toplamı 10. 2 ile 7'nin çarpımı 14. Bu şekilde 7 ile 8'in toplamı 15, 2 ile 3'ün çarpımı 6, 72 ile cevabı 156, 5 diyoruz. Bu 72. sorumuz. Devam edelim 73. soruya. Yukarıda tablonun farklı birer parçasıdır. Birinci ve ikinci yukarıdaki tamam bu bunun bir parçasıdırsa Z ve T'nin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Önce burada dikkat edin arkadaşlar. Bizim aradığımız şey ne? Bizim aradığımız bu soruda X X Y'yi olacak şekilde bir kısım. Biz bunu bulmamız lazım. Öyle iki tane ee, parça resim olması lazım ki yan yana olsun. Mesela nasıl? Bu şekilde diyelim. Mesela bunu X X düşünebiliriz. Bunu X X mi, bunu Y Y düşünebiliriz. Ama bakıyoruz aynı değil. Bu şekilde böyle bir parça aramamız lazım uzun bizim. E, bakıyoruz nerede var o? Biraz araştırma yapsanız ben e, zaten burada olduğunu görüyorum. Bakın görüyor musunuz? X X y, y. Artık demek ki bu X'tir. Tamam. Bu da nedir? Y'dir. Bu Y ise artık arkadaşlar bakın burada Y olacak şekilde damla olacak şekilde böyle damla düşünelim bunu. Böyle bir e, çizgi olması lazım. Bakın bu şekilde olacak şekilde. Ben bakıyorum. E, burada yok, burada yok. Nerede var o? Bakın görüyorum burada var. Şimdi burası Y. Alt kısımda Y olabilir. Şimdi bura y, y ise o zaman T burası olacak. T burası olacak. Z ise bu kısmı olacak. Şimdi cevap şıklarına baktığım zaman T kare gibidir değil mi? Ters kare. T kare. Evet. Bakın Z de budur. Yukarı çıkarak baksa Z'in de olduğunu görmüş olacaksınız. Demek ki cevap şıkkımız neymiş? E'ymiş. 73'te E diyoruz ve devam ediyoruz 74. sorumuza. Yine ona benzer bir soru. Yine aynı şekilde bulmaya çalışırsak biz burada ee, bu kısım nerede var? Bakın burada A varsa yukarıdan sağa doğru ikinci de üçüncü yerde de A olması lazım. Peki bu kısım nerede var? Bakalım. Ee, bunun alt kısımda buysa bu tarafta da olması lazım değil mi? Hep aynı A oluyor. Başka nerede var? Bakın ben bunu A olarak alırsam üstte de zaten bakın bu A bu aynısı var. Sonra ben içi yukarı çıkıyorum. Sağa doğru geldiğim zaman bak görüyor musun? A değil. Bu değil demek ki. Peki nerede? Geliyorum buraya. Şimdi ben bunu A olarak kabul edersem. Dur, dur bunu sileyim ben. Ben bunu A olarak kabul edersem, tamam bu çiz nokta da budur zaten. Şimdi bir yukarı çıkıp içi sağa dönmem lazım. Şimdi ben buraya gelip içi buraya geldiğim zaman gerçekten de burada olduğunu görmüş oluyor. O zaman e, burası A, burası aynısı. Bu kısım, bu kısımdır. E, bu iki tane boşluk var burada. Bakın burada iki tane boşluk var. Burada da iki tane boşluk var. Burada da yine aynı A'dır. A ile A. Demek ki A bu olduğu zaman B, busa B nedir o zaman? B de budur arkadaşlar. Şimdi B bu bize ne lazım? A, B, alt kısmı R olan lazım. Şimdi o nerede var? Bakalım. Ee, bakın burası A'dır. A olduktan sonra. Sonra biz buraya B dedik ya. Burası B'dir. Tekrar burası da A'dır. Aynı şey burada yok mu? Bakın buraya A desek. E, bu çarpazı B'dir. Bakın bu B'dir. Onun sağ A'dır. Burada var. O zaman B'nin altında R var. Değil mi? Bizden R'yi soruyor zaten. R'yi soruyor da. R de o zaman hangisi olacak cevaplardan? R'de bu olacak arkadaşlar. Peki 74'te B oysa cevap ne olacak? Bakın A şıkkı. Görüyor musunuz? Bu Olduğu A şıkkı. E, 74 A diyoruz ve devam ediyoruz 75. sorumuza. Evet, şifrelerle ilgili olarak bir soru. Bunu biliyoruz zaten. Açıklamaya gerek var mı? Yok. Şimdi e, burada bir tane ipucu olarak bakın İkinci ve dördüncü harf A var. Şimdi E-A, a I ve E-C. da o yok. O zaman ikinci ile dördüncü aynı olan hangisi var? Diyorsunuz ki hocam budur. Şimdi bu nedir arkadaşlar o zaman? Bu takadır. Takaysa o zaman T-2'dir. E, o zaman üçüncü yerde 2 durması lazım. Üçüncü yerde 2 olan cevap şıklarında hangisi var? Bir tek A var. Bu kadar. Diyoruz 75A ve devam ediyoruz 76. sorumuzda. Belirlenen ilişkiye göre soru işaresi yerine aşağıdaki şeklin hangisi gelecektir ya da hangi şeklin geleceğini buldunuz. Tamam bulalım. Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir döngü var? Ben dikkat ediyorum soruya siz de bakarsanız bu 180 derece sağa doğru çevirmiş. Bunu saat yönünde böyle hareket ettirmiş. Nereden biliyorum ben onu? Çünkü bakın bunu çevirdiğimiz zaman bunun bu kısmına biz A diyelim. A kısmı tamamen gelmiş buraya. Burada, buraya gelmişse o zaman bir şey bu şekilde hareket ederse demek ki 180 derece hareket etmiş olur da. Mesela bu kısma biz B dersek B nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Sağa doğru hareket. O zaman ben sağa doğru hareket edersem burada buraya ben kendimden bir A desem <laughs> bu A nereye gelecek? <laughs> Peki bu A nereye gelecek arkadaşlar? Diyorsunuz ki hocam A gelecek. Üçgeni yani ters çevirirsek eğer bu şekilde A gelecek bunun yan kısmına değil mi? Sağa doğru gelecek. Peki. Sağa doğru gelse cevap şıklarına bakarsak hangisi var? Diyorsunuz ki hocam A olamaz. B olamaz. D olamaz. Peki. Hangisi olur? Kaçıncı soru bu? 76. soru. A olamaz. B olamaz. D olamaz. Ya C'dir ya Y'dir. Tamam. Güzel. Peki. E, bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Bakın. Bunu görüyor musunuz? Bunu hareket ettiğiniz zaman buraya gelecek ama böyle geldiği zaman bunun eee böyle tembelce bir düşünürsek bunun dar açısı. dar demelim de. Evet dar açısı. 180'den küçücük olan kısmı siyah boyanmış. Büyük kısmı ise beyaz olmuş. Şimdi biz bunu hareket ettirirsek sonuçta orada bir değişiklik olmaz. Burada ise tam tersi olmuş. Bakın beyaz olan daha büyük olan kısmı siyah olmuş. Küçük olan kısmı beyaz olmuş. O zaman buradan yola çıkaraktan doğru cevabın E olduğunu görmüş oluruz. 77. soruya bakalım. Soru işaretine hangi şeklin geleceğini bulmuş. Tamam bulalım. Bakın arkadaşlar ne yapmış? Dairenin önce alt kısmını boyamış. Sonra bir üst kısmını boyamış. Sonra tekrar buradan alt kısmını, sonra üst kısmını, bir sonra ise alt kısmını boyayacak. Bakın bu şekilde bir boyama şekli olacak. O zaman boyama şekli ise A gider. Alt kısmı yok, üst kısmı yok, alt kısmı boyanması lazım. B'de gider. E'de gider. C ve D arasında kalırız. Bu birinci olarak. İkinci olarak. Şimdi bakarsak önce üstteki çizgini silmiş burada. Burada da yine üstteki çizgini silmiş, bu şekilde oluşmuş. Bir sonra da alttakiler çizmiş, silmiş, bunlar kalmış. Bir sonra da üsttekileri silmiş, bakın bu şekilde olmuş. Ne yapmış? Bir sonra da alttakiler silmiş, bu olmuş. Şimdi bir sonrasında yine üsttekileri silecek, altta kalacak. Ben üsttekileri sileceğimse o zaman bu olmaz. üsttekiler sildiğim zaman cevap olacak değişik. Alttakiler kalmış olacak bu çizgi. Cevap o zaman ne oluyor? Değişik. Kaçıncı soru? 77. soru. Ama cevap anahtarında C olarak vermişler arkadaşlar. C yanlıştır. Doğru cevap D'dir. 78'e bakıyoruz. A artı B 10'dur. Yazıyorum 10. Peki B artı C 5'tir. Tamam yazdım B. Bir de A artı C eşittir 3B'ye. A artı, üç, A artı C, C eşittir 3B'ye. Bize ne soruyor? Bize soruyor B kaçtır diyor. B'ni soruyor. Şimdi B kaçtır diyorsa ben iki tarafını taraf tarafa <laughs> toplarsam eğer burada ne çıkacak ortaya? A artı 2 tane B var burada. 2 artı C eşittir 15'e. Şimdi A artı C'ni bana 3B vermemiş mi? O zaman ben bunun yerine 3B yazarsam 3B ile 2B'nin toplamı olacak. 5B eşittir 15. Buradan da B'ni biz 3 olarak bulacağız. 78B diyeceğiz ve devam edeceğiz. 79'un sorumuza bakalım. Belirlenen ilişkiye göre soru işareti yerine hangisi gelecektir? Tamam bakalım hangisi gelecektir. Önce daireni hareket ettirelim. Daire buradayken köşeye gelmiş. Yarı yarı gitmiş. Buradayken buraya gelmiş. Bir sonrasında ise arkadaşlar bakın buraya gelecek. Buraya Buraya gelecekse o zaman A değil. Sonra C'de değil. E'de gelmiş ve D'de gelmiş. Bir de B'de gelmiş. Şimdi bu siyah noktaya hareket edelim. Siyah nokta saatin tersi yönde hareket ediyor. Saat yönde hareket ediyor. Sola doğru. Yarın buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Bir sonrasında ise burada olacak. Burada olacaksa o zaman yukarıda. E şıkkı da gider. Bunlar arasında kalarız. Şimdi geliyorum buraya. Burada kareye hareket etmiş, yarıya gelmiş. Buraya gelmiş, bir sonrasında ise buraya gelecek. Tamam, İkisine de gelmiş. Ama arkadaşlar dikkat edin. Her geldikçe, bak burada kare. Normal şekilde. Burada hareket ettiği zaman içinde böyle bir çizgi oluşmuş. Bir sonrakinde ise arkadaşlar bu şekilde çizgi oluşmuş. O zaman dördüncü hareketinde ise yeni bir çizgi daha oluşması lazım. Yani kare çizersen ben bu içine, bu x oluşmuş ya x oluştuğu zaman yeni bir çizgi. Ya bu şekilde olacak. Bakıyorum hakikaten böyle bir şey oluşmuş. Ya da bu şekilde de oluşabilirdi. E, demek ki C, D değil. D'de bir değişiklik yok. Doğru cevabımız burada 79'da oldu. B şıkkı. Bakıyorum 80. soruya. Belirlenen ilişkiye göre soru işareti yerine hangi şekil geleceğini bulunuz. Şimdi 32 ne demektir? Bakıyorum burada kaç kare vardır? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 4, 16 tane kare vardır. Şimdi ben 16 tane kareni bu şekilde e, dik üçgen, üçgenlere ayırırsam 32 tane dik üçgen olacak. Şimdi burada 32 tane dik üçgen olduğunu gösterir. Şimdi kaç tane dik üçgen var? E, siyaha boyanmış. 1, 2, 3, burada 2 tanedir 5, burada 2 tanedir 7, burada 2 tane 9. O zaman diyorum ki 32'den 32'den. 32'den 9 tanesi siyaha boyanmışsa demeli 32'den 9 çıkardığım zaman 23 tane beyaz var. Bu bana aslında beyaz bölü tüm e, dik üçgenlerin sayısını vermiş oluyor. O zaman yine diyorum ki 32 tane burada e, aynı şekilde dik üçgen var. Bunlardan beyaza boyananlar ya da siyah sayalım beyazı çıkarız ondan. 2 burada, 2 burada, 4, 5. Sonra 2 burada, 7, 2 burada, 9, 1 tane burada 10, 2 tane de burada 12. 32 12 çıkarırsak 20 tane. 12 tane yani siyah varsa 20 tane beyaz var. Bunlar da sadeleşirse 4'e cevap olacak 5/8. bölü 80 B diyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ortadaki tuşa duşa basarak abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni düğmesine basmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.